Yani ya şimdi Galatasaray takımına da baktığın zaman He. ya evet belki tekrarı düşüreceğim ama aynı şeyleri düşünüyorum Mehmet Özcan'la. Yani şimdi Marka ve Kerem dışında hatta Nelson'u bile e... şu yüzden Nelson'u cümle içinde kullanmadım. 7 milyon euro verdiniz. Evet. Ya Bedavaya alsanız yani Nelson'u diyeyim. Ya 7 milyon euroyu maçı beraber izlediğimizde Mehmet Özcan da bana şunu onun cümlesidir. E, 7 milyon euroya daha kreatif bir oyuncu da alınabilirdi. Orta sayıl alman evet. Gerek. Yani şuraya gelmek istiyorum. Galatasaray'ın kurulan kadrosunda bir kadro planlama hatası vardı. yani bunu yine sene başında Mehmet Özcan şöyle ifade etti. Bu kadro kaç gol atar? Kendi hesap yaptı. 50'yi zor buldu. Trabzon'un kadrosuna, şampiyonun kadrosuna bakıyorsun. Cornelius'a sene başında 12'ye, 13 yazarsın minimum. Vakayeme'ye 10, 10 yaz. yaz. Ya 10 yaz. Visca'ya 10 yaz. Bakasetas'a 10 yaz, Abdülkadir'e 5 yaz, Vitor Hugo'ya yaz. Bak, o da golcü stoper. Ya, e şimdi Galatasaray'ın stoperleri bile gol ya Türkiye'nin en iyi iki stoperi. En iyi 3 stoperinden ikisi Galatasaray'da öyle değil. Ama gol performansı var mı? O da yok. Beklerin asist katkısı, gol katkısı o da sınırlı. Taylan Berkan Çıkılda gol katkısı neredeyse sıfır. Şimdi bunların toplamından bir teknik direktörün başarılı olmasına imkan yok zaten. Yedek kadron Feguly hep şunu söylüyoruz e, hazır olursa çok iyi. Barış Alper Yılmaz e, çok gelecek vaat ediyor. Morutan e, psikolojik durumu iyi değil. Şimdi iyi bir şey var mı Galatasaray'da? Ben kendi adıma söyleyeyim Fatih Hoca'nın ayrılmasından şöyle e, yani hoş karşıladım. En azından bir acaba diyoruz Fatih Hoca'nın olsaydı ama ben çok bu takımla Fatih Hoca'nın da sezon bitirse Galatasaray'ın sıralamadaki 13 olmaz 9-10 olurdu. Yani, çok iyi olmazdı. E, evet. Çok iyi olmazdı kesinlikle. Yani o anlamda süreç şu an bir numara Burak Elmas bence bu başarısızlıkta. <laughs> tabii, ben tabii, iki tabii. numaraya Fatih Hoca yazarım. En son torrentlerim. Ee, torrent başarılı olmasa da. Ve hani e, Galatasaray'da süreç şöyle bir de Serdar'a bakarsak. Galatasaray zaten iki senedir başarısızdı. Yani şimdi Avrupa şampiyonluğu gidiyoruz. İki tane şampiyon ligi çok başarısızlık. Lokomotif Moskova'lı Şalkeli gruptan çıkamadı. Üstüne... Real Madrid, Paris Saint-Germain'li grupta Averaç takımı oldu. Beşler, altılar yenildi o maçlarda. O zaman bir transfer politikasında da sürekli bir hata Sürekli transfer, vardı. sürekli transfer. Sil yapıp bir de yani e, geçen sene bence bir istisna oldu Sergen Yalçın'da. Nedir o? Son gün dört tane isim getirdi. Josef, Roziye, Gezzal, Abubakar. Ben şahit olmadım dörtte dört böyle nokta atışı ama. Evet. Genelde şampiyonların, takımların bir çekirdeği olur 6-7 oyuncu. Geçmişte Galatasaray bunu yaptı 2011 ve 2017'de ama parası vardı. 40 milyon euro takımla işte Endiayeler, Mario Anlar, Gomisler alındı. Dön 2011'e Ebu Yeler, Elmander, Selçuk Menolar. Öyle bir ekonomik gücün de yok. doğ Doğal olarak bu 25 milyon euro böyle kullanırsan geçmiş olsun. Bu takım olmaz. Bu takım seneye de olmaz bu arada. Aykut İnce yani. Ne demek o? Ekonomi yok olarak döndüremezsiniz. Bu takım öyle 2-3 transferle kurtaramazsınız. Geçmiş yıllarda yapıldığı gibi hani Dursun Özbek'in yaptığı gibi 40 milyon euro koyup yapacaksınız. Limitler izin vermez. Yeni spor yazısı izin vermez artık ona. O dengeye. Galatasaray açısından ben önümüzdeki sezonu da sıkıntılı görüyorum. Fatih Hoca sonrasında ben Fatih Terimle Şenol Güneş'i profil olarak çok benzetiyorum. Ee, bu tarz teknik adamlardan sonra takım devralmak zordur. Abdullah Avcı Beşiktaş'ta bunu yaşadı Şenol Güneş sonrası. E, Fatih Terim sonrası işte Mancini'si <laughs> bunu yaşadı. E, Torrent de yaşadı. Süreç Galatasaray adına olumlu değil. İyi güzel haber yapıyorsun tamam ama bana hala o cevabı veremedin. Galatasaray kulübünün kasasından bu teknik direktöre para çıkacak. Çıkacak. Şimdi şunu söyleyeyim, süreci gördük. Süreç e, Salı akşamı dün e, Burak Elmas yöneticileriyle de görüştü bir yemekte. Orada kararını verdi. Yani artık ayrılık kararı alındı. Müzakereler başlayacak e, Torrent'in e, menajeriyle. Benim anladığım, aldığım istihbaratlar Torrent kendisinden ziyade ekibi için. O ekibini açalım. İki tane İspanyol yardımcı antrenör, prolesans sahibi bir kaleci antrenörü. Onlar için sonuçta bir yıllık torrentle yola çıkarak plan yaptılar. Onların tazminatı. Ama ben kendisini kendi tazminatı da isteyeceğini düşünüyorum. Ya çünkü bir, bir, son basın bir, toplantısında. Biraz da. evet o, onu... Yani çok net, ya tabii bunu net söylemedi ama şunu söyledi. Çok özür dilerim. Bir soru geldi ve o sorudan sonra taz, yani kontratıma saygı duymanızı bekliyorum dedi. bu şu, ne demek? Doğru. Şu takımı bugün ne söylediğini ifade edeyim Aykut çok merak edilir. Oyuncular şu konuşmayı yapıyor. Çünkü takıma iki gün izin vermişti. Sivas Spor maçı sonrası statta rejenerasyon çalışması yaptırdı. Bugün takıma kısa bir konuşma yapıyor. Gözleri doluyor sıra. Duygusallaşıyor da bir doğal olarak. Ne zamana kadar kalırım bilmiyorum. Ama yeni sezonda ben yokum. Son 3 maç elinizden gelin en iyisini yapın. Hatta biraz kendiniz için de oynayın. Yani ben nasıl gönderileceksem son 3 maç siz vites arttıramazsınız. Sizin aranızda da gönderilecekler olur demeye getirdiğini e, düşünüyorum. Ve takıma yeni sezonda olmayacağını söylüyor. Başakşehir maçında olur mu olmaz mı? Ben 1,5 milyon yıllık tazminat meselesinin öyle bir günde halle olacağını düşünmüyorum. Tabii canım. O yüzden ben Başakşehir maçına bekliyorum Torrent'i. Sessiz düşünüyorum. Galatasaray Başakşehir'e karşı olası bir yenilik ki ben e, çok tane hani Başakşehir'i daha favori gördüğümü söyleyebilirim. O yenilgiden sonra ben e, Torrent'le yolların resmi olarak da ayrılmasını bekliyorum. Sezonun son üç maçı da olabilir ama o biraz sağ sonuçlarına bağlı ama ne olursa olsun şunu söyleyelim. 11 Haziran'da seçim. Seçime kadar Torrent Galatasaray'ın üyesi olarak kalmaz. Zaten Burak Elmas da bu işi bizzat ben halledeceğim diyerek Torrent meselesine son noktayı koyacağını söylüyor. Ama e, sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Torrent bu sürecin benim gözümde en son suçlanacak ismi. E, bu tablo şu an bir numaralı sorumlu Burak Elmas. Yani şu çok önemli bir de Levent Nazifoğlu hadisesi var. Metin Öztürk onu da açıklayalım. Evet. Onu bir açıklar mısın anlatır mısın bize? Yani Okan Buruk'la fotoğraf karesinde Levent Nazifoğlu olmaması zaten bana bazı şeyleri böyle bir şeyler olabileceğini işaret etmişti. Nihayetinde ikili arasında fikir ayrılıkları yaşandı. 30 Nisan'daki seçim için futbol şube sorumlusu olacaktı Levent Nazifoğlu ama şimdi 11 Haziran'daki seçime Metin Öztürk girecek ve ekibinde. Levent Nazifoğlu olmayacak. Levent Nazifoğlu Sporcular Derneği'ne başkanlık yapmış. Orada eski futbolcularla, eski sporcularla haşır neşir olmuş bir isim. Yani oy potansiyeli de var nispeten ama bu seçim için kimseye hani bir adaya işaret edeceğini söylemedi. İsteyen Eşref Amamcıoğlu'na, isteyen Metin Öztürk'e oy verir dedi. Okan Buruk'la yapılan görüşme rahatsız etti öyle söyleyelim ama ben Metin Öztürk başkan seçilirse Okan Buruk'u olarak bekliyorum. Okan Buruk da çok heyecanlı. 30 Nisan'daki seçimi de bekliyordu. Görev almaya hazır. Yani ben de kendi adıma söyleyeyim hani çok hoca adayları artık ben hani bir başka yabancı teknik adamdansa camiayı bilen Okan Buruk ismi bana çok mantıklı geliyor. Şimdi mevcut tabloda Mehmet diyor ki bana göre bir numaralı suçlu Burak Elmas'tır. Ki arkadaşlar da onu altyazıya yazmış. Ee, burada suçlanacak son, son kişi Torrent diyor. Tamam bir yere kadar belki katıl ama şu da var İsmail Hoca İsmail Kartal geldiğinde Fenerbahçe'yi ne, ne yaptı? Taşıdı. Bir yere getirdi. Hı hı. Emine Belizoğlu taşıdı, Monteya e taşıdı. taşıdı. Var böyle örnekler. Tamam. Burak Bey'in belki hataları var. Hatta bunu ben değil genel kurul söyledi. Hı, hı. İbra edilmedi. Ama e, en az suçlu torrent demek de e, ...aklamak olmuyor mu Torrent'te? Yok hayır. Mehmet akla... eleştirdiğim için söylemiyorum. Hayır, zaten... Sadece başka bir tartışma hayır, açayım, yani açayım diyor. Yani Mehmet Özcan da zaten hata var. Torrent'te de hata var. Fatih Terim'de de hata var. Burak Elmas'ta da hata Ya Zaten ortada bir hata varsa bu müşterektir. Yani işte ben geldim sihirli değneği hadi uzattım düzelsin böyle bir şey yok. Kaldı ki şimdi Fenerbahçe'den örnek veriyoruz ya Fenerbahçe elinde İrfan Can gibi bir oyuncu var. Elinde Mert Hakan Yandaş gibi bir oyuncu var. Rossi eleştirilse de skor yapabilen bir oyuncu var. Samuel Osay gibi biraz daha or oraya 70 metreyi oynayabilen bir beki var. Var da var. Luiz Gustavo ilk 11 çıkar. Yani bu, bunları topladığımızda ya da öte yandan son 15 10 dakikalarda oynuyor yani. Ya da Adana Demirspor Montella örneğini veriyoruz. E Montella'nın elinde ne kadar eleştirilse de, ne kadar saha dışı, saha içindeki bazı agresif tavırlar olsa da Balotelli gibi, Akintola gibi, Asan Bonkalo gibi, çok Dolono iyi kadro gibi. O ya. ya. Yunus Akdün gibi çok demek istemiyorum. Kadro. Hani ligin şu an altın 11'ine yazılacak bir isimden bahsediyorsunuz. Basit Yunus Akdün. soru. Adana Demir'in kadrosu mu, Galatasaray'ın kadrosu mu? Ön taraf. Şu an. Basit sordum bak. Çok basit. Serdar. ya orta Sana sahası, da soracağım. Yok, yani merkezi çok iyi değil. Adana Demirspor'un. Stoperi, iki stoperi de Tayyip Talha iyi. Ama Sabeki falan değil şimdi düşünüyorum. Svensson fena değil. Svensson Galatasaray'ın öyle Sabeki yok. Bir evet. Stoperlerde Samet gayet iyi oynuyor evet. bu sene. Simon Deli'yi çok Aktün. tutmuyorum o. Hani biraz şey Tayyip, Tayyip Talha ile oynuyorlar zaten. Kalecisi gayet istikrarlı Kaleci. Muriç. Ama bu arada Galatasaray Sivas'ı Sivas yenseydi son. Galatasaray Sivasspor yenseydi Adana Demirspor yenip üstüne yani üstüne çıkacak çıkma şansına sahip olacaktı ama Adana Demirsporun kadrosu gayet. Zahit. Şimdi yani Galatasaray'a yetişen bir kesin, kadro değil. Sözünü kes. Ya bu dolayısıyla hani Galatasaray açısından işte Toren sihirli ya olmuyor buna sihirli değnek o bazı kadrolara o sihirli değnek olmaz. Yani ortada bir skor yapacak oyuncu olacak ki o sihirli değneği değdirdiğin anda oyuncuya dokunabilesin. Ama Galatasaray'da ya şimdi beraber izledik Mehmet Özcan'la maçı. Ya top Kerem Aktürkoğlu'na gelmeli taraftarın şöyle bir Serdar abi aklımda ekibi giyireyim sen anlayacağını düşünüyorum beni. Bir kere en iyi oyuncusu Kerem Aktürkoğlu olan takım ilk üçe giremez. Çünkü bu kadar Kerem odaklı bir oyun olmamalı pas hatası yapıyor. Bencil oynuyor çünkü sürekli iyi de oynuyor bu arada. Ama yine Kerem sen bence mi orada mesela, bana maçta. Yani Geri Rodriguez tarzı ama bir profil olmadı. Böyle sen söyledin galiba. Kim ilk kere ikinci yeri sen ne izledik? İlk kere başka bir Sinan izledik ama anla Sinan Yılmaz izledik bizim ama ya şöyle Kerem Aktürkoğlu'nu kilitlediğin anda iki oyuncuyu üstüne verdiğin anda bitiyor Galatasaray. Yani ve Kerem Aktürkoğlu'nda da şöyle bir problem hasıl oluyor. Artık her topu e ben bir şeyler yapacağım ki bu takım 3. bölgeye yerleşsin zihniyetinde oynadığı için oyuncu da verimsizleşmeye başlıyor. Aslında çok yetenekli bir oyuncu ama verimli kullanamıyorsun sen Kerem Aktürkoğlu'nu. Çünkü Galatasaray sola yatkın bir takım. Sola çekiyor yani balansı bozuk, bozulmuş Galatasaray'ın. Sola çekerek Kerem Aktürkoğlu'na topu at. Kerem Aktürkoğlu adam eksilsin. Kerem Aktürkoğlu asist yapsın. Kerem Aktürkoğlu şut atsın. E bu takımın sağ ön oyuncusu nerede? Barış Alper Yılmaz nerede? buçuk milyon euroya yakın para verildi Barış Alper Yılmaz'a. Nerede? Hiç oynamadı ya. Ben zaten o transfere şöyle itiraz ediyorum. Yunus Akgül'ü niye gönderiyorsunuz? Alt ligden bir tane oyuncu alacaksınız. Geçen sene ikisi de alt ligdeydi. Evet. Madem yani Beşiktaş Kerem Kalafat'ı devre arası uşaktan geri almadı mı? Madde koydurmuştu. Evet. Sonra Adana Demirspor maçında asist yaptı. Siz yolladığınız oyuncuları o maddeyi koyduracaksınız yani. İşin planlama kısmı felaket. Ben zaten şey... Okan Kocuk alınacaktı ben, olmadı. Okan şunu kabul etmiyorum zaten. 25 milyon euro kurduğunuz takımın yedek açısı İsmail Çipe. Hatay ve e, hangi maç? Hatay-Kasımpaşa maçları. iki tane maç yedi gol. Kaleye gelen her top gol oldu. Mehmet tabii şimdi burada e, çok da soru geliyor. E, ama biraz şu seçim olayını konuşalım. Şimdi bitmiş olacaktı. Bugün başkan belliydi. Evet. Bugünlerde. Ya Metin Bey ya Hamamcıoğlu. Şimdi ne oldu? Attı. 11 Haziran 42 gün. 42 gün demek, bitti. Takımı kurmak demek. Tabii. Para bulmak demek. 5 Ağustos lig başlıyor. Ahmet Ağalı ne dedi? Aynı geçen beş sene. Ben dedi Haziran bitmeden takımı hazırladım dedi transferleri yaptım. Tabii. Ya şampiyon nasıl oldu Trabzonspor bu kadar evet, puan farkı? Evet. Haziranda topçular beraber, Aynen. Temmuz'da topçular Aynen. beraber, Ağustos'ta, Eylül'de beraber. Hoplik başladı zaten Aynen Ağustos'ta. Oldu. Riva'da yaptılar hatta. Kampı Galatasaray, Yani o. ne kampı kadro belli ne transferler belli. Hiçbir şey belli değil. Ben o yüzden seneye de bu takımdan olmaz diyorum yani. Ve o Burak Elmas yine aday olabilir mi? Olabilir. Ben ihtimal vermiyorum. Bu arada Galatasaray'ın başkanı kim olur bilmem ama Burak Elmas aday olursa sonuncu olur. Yani camianın, genel kurulun bence ama... güvenini kaybetti. Hayır, o listesine neden? girecek isimlere de çok ihtimal vermiyorum. Yazılıyor, çiziliyor. Neden falan. böyle bir zaman kaybı? Yani Bu hani kulübe çok zarar vermiyor mu Mehmet? Evet, 28 Dalkası Mayıs. Yani toplam 2 haftalık bir. iki başkan adayının zaten hukuksal açıdan 28 Mayıs en erken seçim yapılma tarihiydi. Yönetim 11 Haziran'da karar kıldı. Ama hani şunu söyleyebilirim seçim olacak. Çünkü bu sefer e, TÜZÜ'nün e, 28. maddesi işletildi. Yani Mali Kongre'den bağımsız e, yönetim olarak nasıl ki Dursun Özbek zamanında böyle bir olan seçim kararı Mustafa Cengiz'e seçim kaybetmişti. 11 Haziran, dileğimiz 11 Haziran'a kadar e, Galatasaray'da Olur mu peki? Olacak. Başka bir şey çıkmaz değil mi? Çünkü Hayır yani çıkmaz. Bana bugün bir Galatasaray taraftarı sordu bizim şirkette.